Herkese merhaba arkadaşlar. Asumancı mutfağa hoş geldiniz. Bugün sizlerle kahvaltılık tarifler paylaşacağız. İlk olarak patatesli omlet yapmak istiyorum. Bunun için bir adet büyükçe bir patatesi alıyorum. Onu ince ince dilimlerine ayırıyorum. Çeyrek çay bardağı sıvı yağı tavama alıyorum. Çok hafif kızdırıyorum ve ince dilimlemiş olduğum patatesleri üzerine ekleyerek patateslerimi dar gibi kızartıyorum. Patatesimin alt kızarmaya başladı. Bir çay kaşığının ucu kadar tuzunu ekliyorum ve altın üstüne getirerek pişirmeye devam ediyorum. Kızartmış olduğum patateslerimin fazla yağını uygun bir kaba aktarıyorum. Tavamızın dibinde bir yemek kaşığı kadar sıvı yağımız kaldı. Bir tane yumurtamız var. Yumurtamızın beyazını öncelikle patatesimizin üzerine ekliyoruz. Ve beyazını ayrıca pişiriyoruz. Neden böyle yapıyorum? Beyaz görünümlü omletleri sevmiyorum. Üstelik yumurtamın beyazı pişsin ve sarısı ise az pişsin istiyorum. Bu yüzden öncelikle yumurtamın öncelikle beyazını pişiriyorum. Ardından ise sarısını ekleyerek pişiriyorum. Böylece omletlerinizin rengi çok daha güzel olacaktır. Yumurtamızın beyazı piştiğine göre artık sarısını ekleme vaktimiz geldi. Evet, görüldüğü gibi omletimizin rengi muhteşem oldu. Bir muhtayla yapabileceğimiz en güzel omletlerden biri oldu. Üzerine çok az da tuzumuzu ekliyoruz ki lezzetine lezzet katsın diye. Yumurtamızın sarısı da piştiğine göre son olarak bir kibrit kutusu büyüklüğünde kaşar peynirini rendeledim. Kaşar peynirini de üzerine ekliyorum. Ocağımın altını kapatıyorum. Kaşar peynirlerin kendi ısısıyla erimeye başlayacak. Kahvaltılık ikinci tarifimiz ise 5 dakikada hazırlayabileceğimiz oldukça yumuşak, kaşarlı, lezzetli böreklerimiz olacak. Hemen tarifimize geçelim. Kahvaltılık 5 dakika böreğimiz için hazır yufka kullanacağım. İlk olarak tavama 1-2 yemek kaşığı sıvı yağ alıyorum. Bir fırça yardımıyla tavamın tüm yüzeyini, tüm iç yüzeyini yağlıyorum. Tavamı 10 dakika önce buzluğumdan çıkardım. Buzunu hemen salmaya başlayacaktır. Öncelikle iki katlı olarak tavama tam olarak yerleştiriyorum. Kenarından sarkıtıyorum. Arta kalan kısımlarını da yine tavamın orta bölümüne yerleştiriyorum. Bir kase kaşar peynirim var. Kaşar peynirlerimi rendeledim. Böreğimin zeminine seriyorum. Altında zaten yufkamı sermiştim ikinci kat olarak da. Kaşar peynirimi koyuyorum. Artan yufkalarımı yine üzerine ekliyorum. Kenarında köşen sarkan yufkalarımı ise yine ortaya gelecek şekilde toparlıyorum. Ocağımda altı üstü gelecek şekilde bir güzel kızartacağım ve kahvaltıya servise hazır hale getireceğim. Böreğimin altı kızardı. Üzerine ise 1 iki yemek kaşığı sıvı yağ kullanıyorum. Bir fırça yardımıyla böreğimizin üst tabanını sıvı yağ ile yağlıyorum. Spatula yardımı ile de evet böreğimizi çeviriyoruz. Şimdi sıra altının kızarmasında. 5 dakikada oldukça lezzetli ve yumuşacık bir börek hazırladık. Artık 3. tarifimize geçebiliriz. Şimdi ise sucuklu soğanlı muhteşem bir omlet yapacağız. Bunun için bir tane soğana ihtiyacımız olacak. Soğanımızı piyazlık ince ince doğrayalım. Çeyrek çay bardağı sıvı yağını tavamıza alalım. Soğanlarımızı yumuşayana kadar tavamızda kavuralım. Üzerine ise bir çay kaşığı tuzunu ekleyelim. 7-8 dilim sucuğum var. İnce kesilmiş sucuklarım var. Yine sucuğumu da kavrulmuş soğanlarımın üzerine ekliyorum. 1-2 dakika soğanlarla birlikte sucuğumu kavuruyorum. Sucuğumuzun rengi değiştikten sonra ise yumurtamızı artık ekleyebiliriz. Omletim için 2 tane yumurta kullandım. Öncelikle pişen sucuk ve soğanlarımın üzerine beyazını ekledim. Yumurtamın beyazını pişirdim. Şimdi ise sarısını ekliyorum. Evet görüldüğü gibi sapsarı bir omlet olacak. Oldukça şık görünümlü olacak. Lezzetine bayılacaksınız. Biraz da tuz ekleyelim. Evet, yumurtamızın sarısı piştikten sonra ise artık omletimiz servise hazır hale gelecektir. İsteğe bağlı olarak omletimize biraz da kırmızı biber ekleyebiliriz ve artık omletimiz de servise hazır hale geldi.